Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidil evvelin ve ahirin ve ba'd. Şimdi tarifi kelime kelime inceliyordu. El kelimetu lafzun vud'a li ma'nen müfreddinden dün üç türlü okuduk onu. Müfredden maksat ne olduğunu anladık. Bu tarifteki kayıt ifrat kaydı, müfred kaydı ne için gelmiştir? وَقَيْدُ الْاِفْرَادِ İfrat kaydı لِيْخْرَاجِ الْمُرَكَّبَاتِ مُطْلَقًا Mutlak mürekkepleri ihraç etmek içindir. Şimdi لَفْضٌ وُضَعَ لِمَعْنَنْ deyince mürekkep manalarda mevzu değil midir? Hulam-ı Zeyd'in efendim ne kadar mürekkepler varsa hepsi لَفْضٌ وُضَعَ لِمَعْنَنْ'dir. Müfredin deyince mürekkepler çıkmış oldu. Ve kaydül ifradi, ifrat kaydı. Li ihracil mürekkebati mutlakan. Ne demek mutlakan? Sevaun kânet kelamiyeten. İsterse Zeydun kaimun gibi kelami olsun. Ev gayre kelamiyetin, ulam-ı Zeydin gibi ne olsun? Kelami olmaz. Yani isnatlı olsun, isnatsız olsun fark etmez. Mürekkep midir? Mürekkepler tariften dışarı çıkmış oluyor. Peki böyle olunca arkadaşlar müfret lafzının cüzü manasının cüzüne delalet etmeyecek. Öyle mi? Yani lafız vaz edilirken müfret bir manaya vaz edilecek veya müfret olacak diyoruz. Peki er-racülü'ye bakalım arkadaşlar, bir de racülüne bakalım. Kaimetüne bakalım, bir de kaimüne bakalım. Bisriyyüne bakalım, bir de Basra'ya bakalım. Bakın arkadaşlar, racülün bir manaya delalet eder. Er-racülü dediğimiz zaman, er-racüldeki racül bir manaya, eliflam da onun mahudiyetine delalet eder mi? Eder. Şimdi kaimetün de kaim, ayakta olan bir zata, ta da onun müennes olduğuna delalet eder mi? Eder. Bısriyün de, bısr kelimesi Basra'ya, yay nispet de oraya mensup, bir kişinin mensup olduğuna delalet eder mi? Eder. O zaman burada er-racülü de lafzının cüzü manasının cüzüne delalet ediyor mu? Ediyor. Kaimetün de lafzının cüzü manasının cüzüne delalet ediyor mu? Ediyor. Bisriyün de lafzının cüzü manasının cüzüne delalet ediyor mu? Ediyor. Halbuki bunlar şiddetül imtizaçtan dolayı bir kelimedir. Yani kaimetün iki kelime değildir. Bisriyün iki kelime değildir. Er-racülü iki kelime değildir. Bir kelimedir. Şiddetül imtizaçtan dolayı. Yani elif-lam ile racül ne olmuş? Şiddetül imtizaçla aralarında imtizac olmuştur. Keenneha kelimetün vahidetün. Kaimetün de öyle. Böyle olduğundan dolayı mesela caetni kaimetün, raitu kaimeten, meratu bi kaimetin. İrabı nerede icra ediyoruz? Te üzerine icra ediyoruz. Mimin üzerine icra etmiyoruz. Her ne kadar lafzının cüzü manasının cüzüne delalet etmesi itibariyle mürekkep ise de şiddetül imtizaçtan dolayı bir kelime sayılıyor. Üzerine bir irab icra ediliyor. Tamam. Şimdi müfret kaydı tarife gelince efendim feyahrucu bihi an haddil kelimeti bu kayıtla beraber kelimenin tarifinden mislu ar-racul ve kaimetun ve bisriyun ve emsaluha. Bu ve bunların benzerleri ne olmuş oluyor? Şiddetül imtizaçtan dolayı bir kelime sayıldığı halde lafzının cüzü manasının cüzüne delalet edenler tariften çıkmış oluyor. Mesela diyelim ki Müslümani değil mi? Aslında orada ne vardır? Müslümani'de bir Müslüman şahsa delalet ediyor. Bir de iki kişi olduğuna delalet ediyor değil mi? Müslümani tesniyede, Müslümune cemide. Yani mana mürekkeptir, lafız da mürekkep kabul edilebilir. Ama şiddetül imtizaçtan dolayı nedir? Müslümani bir kelimedir, Müslümune bir kelimedir. Doğru mu? Müslümani'de Müslüm kelimesi bir manaya, Elif Nun'da bir manaya delalet ediyor mu? Ediyor. Müslümune de aynı şekil var mı? Var. Lafzının cüzü manasının cüzüne delalet ettiğinden dolayı bunlar müfret olmamalı ve tariften bunlar çıkmış olur. Mimma emthali neden mimma o şeylerden ki emthalin şeyidir. Yedüllü delalet eder cüzül lafzı lafzın cüzü minhu ondan ala cüzül mana. Lakinnehu fakat yuaddu li şiddetil imtizacı lafzaten vahideten. Şiddetül imtizaçtan dolayı bir lafız kabul edilenler tariften çıkmış oluyorlar. Müfredin kaydıyla çıkmış oluyorlar. Mimma yedullu cüz'el lafzı minhu ala cüz'il mana lakinnehu yuaddu li şiddetil imtizaci lafzaten vahideten ve u'ribe bi i'rabin vahidin. Bir lafız kabul edildi ve bir i'rab ile muğrab oldu.
Doğru mu? Müslümani, Müslümeyni. Kaimetün, kaimeten, kaimet. Ve bekiye tarifin içerisinde kaldı. Mislu Abdillah alemen. Abdullah bir hani alem olmadan Allah'ın kulu dersin, o zaman zaten mürekkeptir. Ama Abdullah alem olduğu zaman lafzın cüzü manasının cüzüne delalet etmediği için kelimenin tarifine مَا اَنَّهُ مُعْرَبٌ بِاِعْرَابَيْنِ Halbuki Abdullah'ta iki irab var. Kaimetünde bir irab, Abdullah'ta iki irab vardır. وَلَا يَخْفَ عَلَى الْفَطِنِ Zeki olan, الْعَارِفِ بِالْغَرَضِ مِنْ عِلْمِ النَّحْوِ Nahiv ilminden maksadın ne olduğunu iyi bilen, zeki insana hafî değildir ki اَنَّهُ لَوْ كَانَ الْاَمْرُ بِالْعَكْسِ Durum tersi olsaydı. Kaimetün Bısri'nin gibi bile tarifi girdirecek bir kayıt koysaydık. Abdullah gibileri tariften çıkaracak bir kayıt koysaydık. Lekan ensebe. Elbette daha münasip olur. Şimdi nahivcinin maksadı nedir? İlmün yübhatü fî an ehvâli evâhiril kelime. Min ehethül i'râbi vel binâ. Madem ki mu'rablik ve mebnilik bakımından kelimelerin sonlarından bahsediliyor. O zaman nahivci i'rab yönüyle bakar. Abdullah'ta iki i'rab olunca bu bir kelime değil, iki kelime olmalı. Kaimetün Bısri'nin gibilerde bir i'rab olunca bu bir kelime olmalı. O zaman kelimenin öyle bir tarif yapmak lazım ki Kaimetun Bisriyun Erraculu gibiler tarife girmeli, Abdullah gibiler tariften çıkmalı. Yani İbn Hacib'in tarifine ne yapmış oluyor? Bir serzenişte bulunmuş oluyor. Peki bunu düzgün yapan var mı? Carullah Zemahşer'i yapmak istemiş. Fakat o da sonunda karıştırmış. Ve ma ol bir tarif ki evredehu onu getirdi sahibul mufassal. Carullah Zemahşer'i fi tarifil kelimeti, kelimenin tarifinde haythu kâle şöyle dedi. Hiyel lafzatü d-dâlletü dedi. Tay, vahdet manası ifadesini diye ta getirdi. Şimdi el lafzatü deyince kaimetün şiddetül imtizaçtan dolayı bir lafız sayılabilir. Ama Abdullah şiddetül imtizaç olmadığından dolayı bir lafız sayılmaz. Hiyel lafzatü deyince orada ta'yı getirmek suretiyle ne yapmış oldu? Vahdet manası kastederek Kaimetün Bısri'nin gibilerde şiddetül imtizaçtan dolayı bir lafı sayılabilir. Ama Abdullah onlar şiddetül imtizaç olmadığından dolayı bir lafı sayılmaz. Hiyel lafzatü der demez. Kaimetün Bısri'nin gibiler tarifin içerisine girdi. Abdullah gibiler tariften çıkmış oldu. Alâ mânen müfredin bil vâd'i. Hiyel lafzatü dâlletü alâ mânen müfredin bil vâd'i diye tarif getirdi. Femislu abdillâh. Abdullah gibiler âlemen. Haraca anhu. Nereden çıkmış oldu? Tariften çıkmış oldu. فَاِنَّهُ لَا يُقَالُ لَهُ لَفْضَةٌ Abdullah'a lafzatun denmez. Belki lafzatani denir. Lafzatun vahidetun denmez. وَبَقِيَ مِثْلُ اَرْرَجُلْ وَقَائِمَةٌ وَبَصْرِيُنْ مِمَّا O şeyler ki يُعَدُّ لِشِدَّةِ الْاِمْتِزَاجِ لَفْضَةً وَاحِدَةً Şiddetü imtizaçtan dolayı bir lafız kabul edilenler بَقِيَ دَاخِلًا فِيهِ Tarife dahil olarak kaldı. Böyle olması gerekmez miydi zaten? Bizim de aradığımız buydu. فَأَخْرَجَهُ بِقَيْدِ الْاِفْرَادِ Fakat müfassal sahibi Carullah Zemahşeri هِيَ اللَّفْضَةُ الدَّالَّةُ عَلَى مَعْنًا مُفْرَدٍ deyince o da karıştırdı. Evvela işi düzeltti. Sonra müfredin kaydını koyunca فَأَخْرَجَهُ بِقَيْدِ الْاِفْرَادِ İfrat kaydıyla çıkardı. وَلَوْ لَمْ يُخْرِجُهُ بِتَرْكِهِ وَلَوْ لَمْ يُخْرِجْهُ onu çıkarmasaydı. Nasıl çıkarmamış olurdu? Bir terkihi, müfret kaydını koymazdı, terk ederdi. لَكَانَ اَنْسَبَ Elbette daha münasip olurdu. لِمَا عَرَفْتَ Bildiğin gerekçeden dolayı. Nahiv ilminin alanı nedir? İrab bakımından kelimeleri incelemektir. Dolayısıyla kaimetün bısriyün gibiler tarife girmeli. Abdullah gibiler çıkmalı. Carullah Zemahşeri bu konuda evvela iyi adım attı. El-lafzatü vahdet manası alarak Abdullah gibileri çıkardı. Limanen müfredin deyince efendim ala manen müfredin deyince müfredliği tekrar devreye sokmak suretiyle Abdullah gibiler ne olmuş oldu? Er-racül kaimetün bısriyün gibileri ne yapmış oldu? Tariften çıkarmış oldu. Halbuki onlar tarifin içerisinde kalmalı idi. Peki arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Carullah Zemahşer el-lafzatü dâlletü alâ ma'nen müfredin bil-vâd'ı dedi. Doğru mu? El-lafzatü dâlletü alâ ma'nen müfredin bil-vâd'ı dedi. Biz ne demiştik? Lafzun vuda'a li ma'nen müfredin dedik.
Bizde eddaleti var mı? Yok. Orada eddaleti tarifte bir farklılık var. Oradakimiz fazla, bizdeki mi eksik? Tamam. İki tarif arasında bir dalle kelimesi vardır. Acaba bizdeki mi eksik, oradaki mi fazla? Denklem kuracak şimdi. Diyor ki, ve'alem şunu bil. Ennel vada'a vada yestelzimu delaleti, delaleti gerektirir. Çünkü vaza neydi? Taksir su şeyin bir şeyin bir haysu meta utlata ev husse şeyül evvelü fuhimun minhu şeyü zâni. Vaza de delalet var mı? Delaletsiz vaza olabilir mi? Olmaz. O zaman vazan zikredildiği yerde delalet zikredildi denebilir mi? Denebilir. لَاَنَّ الدَّلَالَةِ دَلَالَةِ نَدِرْ كَوْنُ شَيْءٍ بِحَيْثُ يُفَهُمُ مِنْهُ شَيْءٌ اَخَرٍ Bir şeyden başka bir şey anlaşılıyorsa burada delalet vardır. فَمَتَا تَحَقَّقَ الْوَزُعُ Vazan tahakkuk ettiği her yerde tahakkukat الدَّلَالَةُ Delalete tahakkuk etmiştir. Vaza varsa delalet vardır. فَبَعْدَ ذِكْرِ الْوَضْعِ Vaz'ı zikredildikten sonra, lafzun vuda'ı dendikten sonra la hacete ila zikri delaleti. Bir daha daletin demeye gerek yoktur. Kema vaka'a fi hadel kitab, İbn-i Hacib'in tarifinde delalet olmadığı gibi. İhtiyaç da yoktur. Lakinned delalete veya lakinid delaletu. Fakat delalet la testelzimul vada'ı. Delaleti vaz'ı gerektirmez. Her delaletin olduğu yerde vaz'ı var mıdır? Yoktur. Çünkü delaleti vaz'iye var, delaleti akliye var, delaleti tabiiye var. Duvarın arkasından duyduğumuz bir ses, orada bir kişinin, lafızın, bir kişinin varlığına delalet eder ama bu delaleti akliye vaz'iye değil. Diyelim ki bir insan ıh diye inliyorsa, hasta olduğuna delalet eder ama bu delaleti tabiiyedir. Yani ıh kelimesi bu manaya kalmasa baksan ıh diye bir mana ona bulamazsın. لِيمْكَانَ اَنْ تَكُونَ بِالْعَقْلِ delalet akılla olabilir ki delaleti lafzı deyzin el mesmu'i min verail cidar. Mesela Zeyd'in tersi deyiz düşüneceksiniz. Buradaki deyizden maksat Zeyd'in tersi olan deyiz. Mesela Zeyd dediğin zaman bir manası vardır. Bunun tersine okuduğumuz zaman deyiz dediğimiz zaman manası var mıdır? Yoktur. Ama duvarın arkasından birisi görmediğimiz yerde birisi deyiz dedi. Biz orada birisi var diye bir anlam çıkardık mı? Buna delalet etti mi o söz? Etti. Bu delalet nedir? Delaleti akliyedir. Ala vücudil lafizi. Burada deyiz diyen birisinin varlığına delaleti delaleti akliyedir. Ve en tekune bi tab'i delalet delaleti tab'iyye olabilir. Kedelaleti uhuh. Uhuh delalet etmesi gibi ala vec'i sadri efendim göğsündeki, içindeki, ciğerindeki sıkıntıya. Öyleyse vaz'ı delaleti gerektirir ama delalet vaz'ı gerektirmez. Buna göre فَبَعْنَ ذِكْرِ الدَّلَالَةِ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْوَضْعِي كَمَا فِي الْمُفَصَّلِ Mufassal'da ne yapmıştı? Tarif ederken هِيَ اللَّفْظَةُ الدَّالَّةُ dedi. Çünkü vaz'ı zikretmezse daleye ihtiyaç var. الدَّالَّةُ dedikten sonra bil vaz'ı demek mecburiyetine kaldı. Ama vuda dersen delalet kelimesine ihtiyaç kalmış olmaz. فَبَعْنَ ذِكْرِ الدَّلَالَةِ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْوَضْعِي Delaleti zikrettikten sonra delaletin akliye olması mümkündür, tabiiye olması mümkündür. Bizimki hangi alana giriyor? İkisinin dışında vaz'ı öyle olması gerekiyor. Onun için bil vaz'iye ihtiyacı vardır. Demek ki önce delaleti zikreden tarifte bil vaz'i zikretmesine ihtiyacı var. Ama önce vaz'ı zikredenin delaleti zikretmesine ihtiyacı yoktur. Bundan dolayıdır ki İbn-i Hacib Hazretleri lafzun vuda deyince önce vaz'ı zikrettiğinden dolayı Carullah Zemahşeri'nin muhtaç olduğu delalet kelimesinden sonra vaz'ı zikretmeye ihtiyaç duyduğu gibi bu da vaz'ın yanında ayrıca delaleti zikretmeye ihtiyaç duymamıştır. Bu tarifte delalet yoktur, öbür tarifte delalet vardır. Burada olmasına gerek yok, orada olmasına gerek vardır. Veyahut da delaleti zikredildikten sonra vaz'ın tekrar zikredilmesine ihtiyaç vardır. Yani burada vaz'ı zikredildi, delalete ihtiyaç yok. Orada da vaz'ı zikredildi. Ama önce zikredilmedi ki, sonra zikredildi. وَهِيَ اَيْلْ كَلِمَةُ اِسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ Burada ders kalır arkadaşlar. Burasını ders başı yapalım. Kelime, isim, fiil, harf kısımlarına munkasimdir diyor. Efendim. وَهِيَ اَيْلْ كَلِمَةُ اِسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ Kelime nedir? İsim, fiil ve harftir. İbn-i Hacib Hazretleri vehiye ismun ve fi'lun ve harfun diye kelimenin tarifini yaptıktan sonra vehiye ismun ve fi'lun ve harfun demiş.
Cami Hazretleri de burasını şerh ederken vehiye eyil kelimetu, kelime zamirin mercini bize gösterdi. İsmun ve fi'lun ve harfune de ey munkasimetun ila hadihil aksami thalatheti. Bu kısımlara munkasimdir ve munhasiratun fiha ve bu kısımlara munhasırdır diye bir tefsir yapmış. Şimdi biz buraya vehiye eyil kelimetu dediğimiz zaman öbür tarafı da ey munkasimetun ila hadihil aksami thalatheti bu üç kısma munkasimdir dediğimiz ve munhasiratun fiha üç kısma munhasırdır dediğimiz zaman kelimelerin manasını vermiş oluyoruz. Ama bu kadarla anlaşılmış oluyor mu? Elbette bu kadarla anlaşılmış olmuyor. Bunu şunun için vurguluyorum. Yani kitaplarda bilhassa Arapça ibarelerde bir kelimenin manasını anlamak var. Bir de muktezai hal dediğimiz orada musannifin işaret etmek istediği buradaki ibareden şunlar şunlar çıkması gerekir, bunları anlamamız gerekir diye işaret etmiş olduğu şeyler var. İnsan bunları böyle bir süre inceden inceye düşündüğü, çalıştığı, iyi anladığı zaman daha sonra melekeye dönüşmüş oluyor. Kimsenin bir şey söylemesine gerek yok. Sen kendin baktığın zaman anlarsın onu. Şimdi vehiye eyil kelimetü, hiye zamirin merci kelimedir. Şöyle bir kural vardır biliyorsun arkadaşlar. اِذَا دَارَ الضَّمِيرُ بَيْنَ الْمَرْجِعِ وَالْخَبَرِ يُرَجَّحُ جَانِبُ الْخَبَرِ Yani zamir bir merci var, bir de haberi var. Birisi müzekker, birisi müennesse burada hangisine uyacak? Merci müzekker diyelim, haber müennes veya merci müennes, haber müzekker. Hangisi tercih edilir? İkisinden birine uyabilir. Ama tercih edilen haber tarafı tercih edilir. Vehiye zamirin merci kelime olduğunu düşünelim. Burada kelime müennestir. Haber de ismun müzekkerdir. Bu itibarla baktığımız zaman eğer haber tarafını tercih edecek olsaydı ve huve ismin demesi lazımdı. Bizim daha önceki bilgilerimizde şu olmuş olabilir. Yani öyle bir bilgi kalmış olabilir. Zamir müzekkerlik ve müennesi bakımından mercine bağlıdır. Bu doğru bir kuraldı. Yani zamiri merci müzekkerse müzekkerdir, müennesi müennestir. Ama haber de mübtedanın ta kendisidir. Mesela Zeydun alimu dediğim zaman alim olan Zeyd'in kendisidir. Dolayısıyla haberle mübtede arasında da müzekkerlik müennesik bakımından uyum vardır. Zamire gelince eğer zamirin merci ile haberi arasında şey olursa, ihtilaf olursa o zaman hangisine uyacak? Yani merci müennes ama haber müzekker. Hangisine uyacak? Veya tam tersi hangisine uyacak? Kural olarak diyorlar ki اِذَا دَارَ الضَّمِيرُ بَيْنَ الْمَرْجِعِ وَالْخَبَرِ يُرَجَّحُ جَانِبُ الْخَبَرِ Bir bu mesele var arkadaşlar. Bir de mesela vehiye kelime nedir? İsmun isimdir ve fi'lun fiildir ve harfun harftir dedik. Burada haber hangisidir? İsmun hiye muhtedadır, ismun haberdir. Doğru mu? Ve fi'lun matuftur ve harfun da matuftur. Bu da atıf kabilel hüküm mü, atıf ba'del hüküm müdür? Buradaki atıf kabilel hüküm olması lazım. Ne demektir? Yani burada haber sadece ismin tek başına değil. İsmun ve fi'lun ve harfun. Üçü birden haberdir. Yani elbette haber terkipte ismindir ve fiilin ona matuftur ve harfin ona matuftur ama atıf nedir? Kabilel hükümdür. Ne demek oldu o zaman? Vehiye kelime bu üç taneden ibarettir. Vehiye ismin ve fiilin ve harfin bu üç taneden ibarettir. Vehiye arkadaşlar zamiri nereye gidiyor dedik? Kelimeye gidik. Şimdi kelime lafzına mı gidiyor, kelimenin mefhumuna mı gidiyor? Eğer kelimenin lafzına gitmiş olsaydı vehiye kelime İsmun isimdir. Doğrudur. Kelime isimdir. Ve fiilün ve harfun deseydi o zaman kelime kendisi eğer lafzına raci olmuş olsaydı o zaman bir şeyi ne yapmış olacaktık? Kendi kısmı ve kasimlerine ayırmış olacaktık. Yani kelime isimdir. Fiil harf değil ki. Kelime nedir? İsimdir. Fiil harf değil ki. Eğer lafzına raci olsaydı o zaman ismun derdik de ve fiilün ve harfun atıfları doğru olmazdı. Peki hiyeyi kelimenin mefhumuna gönderirsek mefhum müennes olmaz. O zaman niye hiye demiş olduk? Problemi anlatabildim burada. Vehi eğer kelimenin lafzını gönderecek olsak o lafzı efendim tamam müennestir, hiye de müennes olmuştur. Ama kelimenin lafzı nedir? İsimdir. Fiil harf değildir. O zaman ismin tamam da ve fiilün ve harfuna ne diyecektik? Hamilde sıkıntı olurdu. Peki mefhuma gönderelim. Vehiye kelime
yani manası geçmiş diye geride işte o mefhuma sahip olan nedir ismi ve fiilin ve harfin desek hamil tamamdır, doğrudur. Hamil caiz olmuş olur. Ama burada da ne var? O zaman hiye zamiri niye müennes oldu ki mefhuma gittiği halde? Mefhum müennes değil ki. Ha, o zaman diyeceğiz ki hiye zamir lafız itibariyle kelimenin lafzını raciyken ama kastedilen kelimenin lafzı değil de mefhumudur. Demek ki lafız itibariyle kelimenin lafzına raci olsa da mana itibariyle kastedilen nedir burada? Mefhumdur. Ve hiye kelime nedir? İsmun ve fi'lun ve harfun ey munkasimetun ila hadhil aksami. Arkadaşlar ismin tarifini yaptıktan sonra, kelimenin tarifini yaptıktan sonra ve hiye diye bir başlangıç yaptığı zaman hükmünü söylemiş olabilir. Yani kelimeyi tarif ettikten sonra ondan sonra hükmünü söylemiş olabilir. Burada munkasimetün şarih söylemekle yani bu vehiye ismun ve fiilun ve harfun de neyi anlatmıyor? Kelimenin hükmünü anlatmıyor. Belki munkasimetün ila hadihil aksamis selaseti bu üç kısma munkasimdir. Kelime dediğimiz üç kısma munkasimdir. Birinci olarak diyoruz ki arkadaşlar munkasimetün deyince demek ki musannif burada neyi kastetmemiş? Kelimenin ahkamını anlatmayı kastetmemiş. İkinci olarak baktığımız zaman vehiye ismun ve fi'lun ve harfunde bir hamil vardır. Bu hamil zahirine baktığımız zaman doğru değildir. Hamil caiz olmaması lazım. Nasıl? Çünkü vehiye kelime nedir? İsmun isimdir. Vehiye kelime nedir? Fiilün fiildir. Vehiye kelime nedir? Harfun harftir diyeceğiz. Şimdi mübteda ile habere baktığımız zaman haber mi umumidir, mübteda mı umumidir? Hangisi umumidir? Hangisi hususidir? Mübteda hususidir, haber umumidir. Mesela Zeydun alimun dersin. Zeyd hususidir. Alim nedir? Umumidir. Zeydun alimun, Zeyd alimdir demiş olursun. Şimdi burada vehiye dediğimiz zaman vehiye kelimenin mefhumuna racidir. İsmin dediğimiz zaman haber isimdir. O zaman muhtede am oldu. İsmin ne oldu? Has oldu. Bu açıdan baktığımız zaman hamilde ne vardır? Sıkıntı vardır. Munkasimetün dediği zaman bu sıkıntıyı ne yapmış oldu? Bertaraf etmiş oldu. Yani el işaretü ile tashih el hamli. Hamlin tashihine işaret vardır burada munkasimetün demekle. Fe innehu alel zahiri, çünkü zahire baktığımız zaman enne külle vahidi minel aksamit selaseti, isim fiil harften her biri haberun leha, hiyenin haberidir. Tamam mı? Çünkü atıf yapılıyor ya, vehiye ismun, vehiye fi'lun, vehiye harfun demiş oluyoruz. Her birisi onun haber olmuş oluyor. Ve huve la yasihu, bu sahih değildir. Leenneha e'ammu min kullim minha. Çünkü kelime isimdir dediğin zaman, şimdi kelime amdır, isim fiil harftir. Sadece ismun dersen o hastır. Haber ne olmuş oluyor? Hususu oluyor, mübteda umumu olmuş oluyor. Burada munkasimetün demek suretiyle gerçek haber hangisiymiş? Munkasimetündür. Gerçek haber hangisidir? Munkasimetündür. Böylece munkasimetün diyerek ne yapmış oldu? Hamli tasih etmiş oldu. Haber daima mübtedadan ne olur? Umumi olur. Bunu da kural olarak unutmamak lazım. Üçüncü olarak baktığımız zaman munkasimetün taksimini ifadesini yaptığı zaman zamirin merci müzekker olsa, haberi müennes olsa veya tersi olsa haber tarafını tercih etmek evladır. Burada ise haber tarafı nedir? Müzekkerdir. Oysa burada haber tarafı tercih edilmedi. Eğer tercih edilecek olsaydı ne demiş olacaktı? Ve huve ismun ve fi'lun ve harfun demesi lazımdı. Biz dedik ki, yani musannif şarih şunu söylemiş oldu. Burada haber gerçekten ismun değildir. Gerçek haber munkasimetundur. O da nedir? Müennestir. Dördüncü olarak baktığımız zaman, biraz önce söylediğim gibi, hiye zamiri, efendim, lafız itibariyle kelimeye raci olsa da, aslında o kelimeden ne kastediliyor? Mefhumu kastediliyor. Evet. Yani direkt hiye lafzı kelimenin lafzına racidir. Bu açıdan müennes olsa da
Aslında kastedilen nedir dedik burada? Mefhumdur. Niye mefhumdur? Kelimenin mefhumu. Kelimenin mefhumu neydi arkadaşlar? El kelimetü lafzun vuda'a li ma'nen müfredin. Bu mefhumdur. Kelimeden maksat bu mefhumdur. Mefhumu müzekker müennesi olmaz. Yani müenneslik hele hiç olmaz. Dolayısıyla ona zamir gönderirken hiye zamiri gönderilmez. Biz yukarıda dedik ki ismun ve fiilun ve harfun, isim, fiil, harf, kelime, lafzının kısımları olamaz dedik. Mefhumunun kısımları olabilir dedik, değil mi? Mefhumunun kısımları olabilir dedik. Lafzının kısımları olamaz çünkü lafzının kelime kendisi isimdir. Ne değildir? Fiil ve harf değildir. Mecburen biz bunun mefhumunun kısımları yapmış olacağız. اَنَّ ظَمِيرَ هِيَ رَاجُعُنْ اِلٰى مَفْهُومِ الْكَلِمَةِ Yani hiye zamiri kelimenin mefhumuna raci'dir. La ilahe lafza, lafzı ne değil. Vel mefhumu la ikun ismen ve fiilen ve harfen kema huvel mefhumu min vavil cem'iyeti. Kelimenin mefhumu da isim, fiil, harf değildir. Fertleridir. Fe ecabe ennel maksude enne hâzel mefhuma munkasimun ileyha. Evet. Yani bu mefhum bu kısımlara munkasimdir şeklinde izah etmiş olduğunu. Şimdi arkadaşlar vehiye ismun ve fi'lun ve harfun deyince demek ki munkasimetün diye tefsir edince onu burada mübteda ile haber arasındaki hamille ilgili zamirin merci ile ilgili işaretlerde bulunmak istemiştir. Bir defa demiş oldu ki burada musannif kelimenin hükmünü anlatmıyor, kelimenin kısımlara ayrıldığını ifade etmek istiyor. Bu ifadeyi onun için söylemiştir. Ayrıca zamir hiyel zamiri nereye racidir? Kelimenin lafzına mı, mefhumuna mı racidir? Lafzına raci olursa karşılaşabileceğimiz sıkıntıları düşünüyoruz. Doğru mu? Anlaşılıyor değil mi burası? Peki mefhumuna raci olacak. Mefhumun müennesi olmaz. Bir vecih yaptık. Dedi ki zamir lafızı itibariyle kelimenin lafzına racidir ama oradan ne kastediliyor? Mefhum kastediliyor. İsmun ve fi'lun ve harfun de atıf kablel hükümdür. Atıf kablel hükümdür dedik. Yani burada haber hangisidir? İsmun ve fi'lun ve harfun hepsi birleştikten sonra isnadı tahakkuk ettirdiğimizi düşünüyoruz. Ey munkasimetun ila hadil aksami selâseti. Bu üç kısma munkasimdir. Demek ki isim, fiil, harf kelimenin nesidir arkadaşlar? Kısımlarıdır. Arkadaşlar bir şeyin kısımları var, bir de kasimi var. Kısımla kasim aynı şey midir, ayrı şey midir? Ayrı şey. Mesela kelimenin kısımları isim, fiil, harftir. İsim, fiil ve harfin kasimidir. Fiil, harf ve ismin kasimidir. Harf, fiil ve ismin kasimidir. Eğer kelimenin lafzını biz burada taksim edecek olsaydık, vehiye kelimenin lafzı nedir? İsmun isimdir ve fiilün ve harfın demiş olsaydık, kendi kısmına bir de kasimine şamil olmuş olacaktı. Kasim bir şeyin zıttı demektir. O değildir yani. Kasimidir, mukabili demektir. Ve munhasıratun fiha. Üç kısma munhasırdır dedi. Şimdi burada munhasıratun, munkasimetun anladık. Munhasıratun nereden çıktı? Madem ki vehiye ismun ve fiilun ve harfun derken burada kısımları kastetmiştir. Es-sükûtü fî ma'rıdı taksim yufîdül inhisar. Bu bir kuraldır. Yani bir şeyi taksime başladığın zaman bir yere de sayıyorsun, ondan sonra susuyorsun. Bu inhisarı ifade eder. Bir şeyi taksim ederken saydın ve sustun. Bu kısımlara munhasır olduğunu ifade eder. Es-sükûtü fî ma'rıdı taksim yufîdül inhisar kuralınca burada vehiye ismun ve fi'lun ve harfun deyip sükût etmiş olması kelimenin bu iş kısmı münhasır olduğunu ifade eder. Bu münhasıratun fiha da oradan çıkmış olur. Ayrıca ileride li'enneha diyecek. Li'enneha'daki lam inhisarın delilidir. O lamın da mutallakını hazırlamış oldu burada. Vehiye kelime nedir? İsmun ve fi'lun ve harfun isim, fiil, harftir. Li'enneha imma entedülle ala ma'nen fi nefse nedir arkadaşlar? İnhisarın delilidir. Ya neden kelime üç kısma münhasırdır? Şöyle önce bir anlatayım arkadaşlar burasını. Diyor ki kelime isim, fiil, harftir. Çünkü ya başlı başına bir manaya delalet etmek şanındandır veya başlı başına bir manaya delalet etmemek şanındandır.
başı başına bir manaya delalet etmeyen harftir. Başı başına bir manaya delalet eden ya üç zamandan biriyle beraber olur, ya üç zamandan biriyle beraber olmaz. Üç zamandan biriyle beraber olmayan isimdir. Üç zamandan biriyle beraber olan fiildir dedi. Şimdi ne oldu? Efendim, kelimeyi anlatırken diyor ki, ya başı başına bir manaya delalet eder veya etmez. Etmez deyince harf oldu. Geriye kaldı bir şık. Başı başına bir manaya delalet eden kaldı. Başı başına bir manaya delalet eden de kendi arasında ya üç zamandan biriyle beraber olur ya olmaz. Bunun bir başka şıkkı var mı? Yok. Bu inhisar delilidir. Artık yani bir manaya vaz edilen kelime ya harf gibi başı başına bir manaya delalet etmiyor. Başı başına bir manaya delalet ediyorsa bu ya üç zamandan biriyle beraberdir veya değildir. Bunun bir karşımıza dördüncü şık çıkmıyor karşımıza. Ve böylece neyi anlatmış olduk? Kelime üç kısımdan fazla olamaz. Dört kısım olamaz. Dört kısım olamaz. O zaman لِأَنَّهَا نَيْنْ دَلِيلِدِنْ اِنْحِسَارٍ دَلِيلِدِرْ O zaman lam nereye taalluk ediyor? İnhisara taalluk ediyor. Ama inhisar geçmedi. İnhisar zımnen geçmiş oldu. Nasıl geçmiş oldu? وَهِيَ اِسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ Kelime isim, fiil ve harfe munhasırdır dedik. Nereden munhasırdır dedik? Bu manayı nereden çıkardık? اَسْسُكُوتُ فِي مَعْرِضِ التَّقْسِيمِ يُفِيدُ الْاِنْحِسَارَدَنْ çıkardık. O zaman وَمُنْحَصِرَةٌ ف۪يهَا Bu kısımlara munhasırdır dedik. لِأَنَّهَا Çünkü neden munhasırdır? Lam neyin illetidir arkadaşlar? İnhisarın illetidir. Neden üç kısma munhasırdır? لِأَنَّهَا Çünkü kelime, eyl kelimete kelime. لَمَّا كَانَتْ مَوْضُعَةً لِمَعْنًا Ne zamanki bir mana için vaz edildi. وَالْوَضُعُ هَلْبُكِ وَضِعْ يَسْتَلْزِمُ gerektirir, delalete delaleti gerektirir. فَهِيَ kelime اِمَّا مِنْ صِفَتِهَا Ya onun sıfatındandır. اَنْ تَدُلَّ عَلَى مَعْنًا كَائِنٍ ف۪ي نَفْسِهَا Kelimenin kendi nefsindeki bir manaya delalet etmek sıfatındandır, şanındandır. اَيْ ف۪ي نَفْسِ الْكَلِمَةِ Kelimenin nefsinde bir manaya delalet etmek şanındandır. Evet. وَالْمُرَادُ بِكَوْنِ الْمَعْنَى ف۪ي نَفْسِهَا اَنْ تَدُلَّ الْكَلِمَةُ عَلَيْهِ بِنَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ اِلَى انْضِمَامِ كَلِمَةٍ اُخْرَى اِلَيْهِ اِلَيْهَا لِاِسْتِقْلَالِهِ بِالْمَفْهُومِيَّةِ Şimdi arkadaşlar oraya gelmeden dedi ki لَاَنَّهَا اَيْلْ كَلِمَةَ كَلِمَةَ Sonra efendim اِمَّا اَنْ تَدُلَّ عَلَى مَعْنَى Bu arada dedi ki لَاَنَّهَا اَيْلْ كَلِمَةَ لَمَّا كَانَتْ Ne zamanki oldu, mevzuaten vaz edilmiş oldu. Efendim, limanen mana için vaz edildi. Şimdi kelimenin mana için vaz edildiği geride zikredilmişti. فَاِنَّهَا كَلِمَةَ لَاَنَّهَا كَلِمَةَ لَمَّا كَانَتْ مَوْضُعَةً لِمَعْنًا Bir mana için vaz edilince وَالْوَضْعُ يَسْتَلْزِمُ الدَّلَالَةَ Vaz'ı da delaleti gerektirince Vaz'ı da delalet var mıydı? تَخْسِسُ بِشَيْنْ بِشَيْنْ بِحَيْتُ مَتَا اُطْلِقَ اَوْ حُسَّيْ شَيْهُ الْاَوْلُ فُيْمَ مِنُ شَيْهُ ثَانِ Yani her vaz'ı da ne vardır? Delalet vardır. Kelime bir manaya vaz edilince, vaz'ı da delaleti gerektirince Evet. Fehiye kelime imma min sıfetiha ya onun sıfatındandır, şanındandır ne entedülle delalet etmek ala manın bir manaya delalet etmek şanındandır. Şimdi arkadaşlar burada imma min sıfetiha koydu. İbareye baktığımız zaman, metnin ibaresine baktığımız zaman fehiye kelime nedir? İmma entedülle ya delalet etmektir ala manın bir manaya fi nefsi. Öyle yani metne baktığın zaman böyledir ama şerhte imma min sıfetiha entedülle ala manen dedi. Burada min sıfetiha demeye neden ihtiyaç duydu? Arkadaşlar entedülle nedir? Leenneha ennenin ismi ha'dır. Doğru mu? Entedülle de ennenin haberidir. Ennenin ismiyle haberi aralarında isnad olan bir cümledir. Doğru mu? Bu aslında mübteda haberdir. Doğru mu? Peki burada ennehâdaki hâdan maksat da kelimedir. El kelimetü kelime nedir? En tedülle alâ mânen. Burada hamil caiz midir? Leennehâ imma en tedülle. Leennehâdaki hâ zamirini kelimeye gönderdik. Efendim لِأَنَّهَا kelime nedir? اَنْ تَدُلَّ delalet etmektir desek bu hamil caiz midir? Değildir. Arkadaşlar
El kelimetü kelime nedir? Dalletün delalet edicidir diyebilirsin. Ama kelime delalet etmektir diyemezsin. Zeyd ilimdir diyemezsin. Zeyd alimdir dersin. Doğru mu? Yani haber mübteda ile kaim bir sıfat olması lazım. Burayı anlatabildim mi? Mesela Zeyd ilimdir diyemezsin. Zeyd alimdir dersin. Yani Zeyd ile kaim olacak bir sıfat olması lazım. Zeydün darbun diyemezsin. Zeydün daribun dersin. Ömerun adlün diyemezsin. Adilün dersin. Adlün desen adil manası almak mecburiyetindesin orada. Mübalağa için böyle yaptım dersin. Anlaşıldı mı? Yani hades ile mübteda arasında, zat arasında, hades ile zat arasında hamil caiz olmaz. Yani mübteda tarafı nedir? Zattır. Öbür taraf nedir? Hadestir. Hades ile zat arasında ne olmaz? Hamil caiz olmaz. Kalem yazmaktır olmaz. Kalem yazandır. Ahmet vurmaktır olmaz. Ahmet vurandır olur. Lenna kelime nedir? Entedülle delalet etmektir. Olmaz. Hamil caiz olmaz. Ya lenna kelime dâlletün dersen o zaman hamil caiz olur. Madem ki entedülle fiil-i muzarinin başında mastar eni mastariye vardır ve bununla beraber eddelaletü manasındadır. El kelimetü eddelaletü delalet etmektir diyemeyeceğimize göre dedi ki feyye kelime imma min sıfetiha mübteda tarafında takdir yaptı arkadaşlar. Mübteda tarafında takdir yaptı. Leenneha kelime var ya imma min sıfetiha onun şanındandır. Ne entedülle delalet etmek şanındandır. Şimdi oldu mu? Hamil caiz oldu mu arkadaşlar? Hamil şimdi caiz oldu. Çünkü burada mübteda zat olmadı. İmmâ min sıfetiha onun sıfetindendir, şanındandır. Ne entedülle alâ manen bir manaya delalet etmek onun şanındandır. Feyye imma min sıfetiha kelimenin sıfatındandır ne entedülle ala manen bir manaya delalet etmek. Öyle mana ki kainin fi nefsiha kelimenin kendi nefsinde olan bir manaya delalet etmek şanındandır. Burada kainini koymakla fi nefsiha'yı ne yaptı arkadaşlar? Kainin fi nefsiha koyunca arkadaşlar bunun zarf-ı müstakar olduğunu söylemiş oldu. Buna neden ihtiyaç duydu? Çünkü siz fi'yi nereye bağlayabilirsiniz? Tedülliye taalluk ettirebilirsiniz. Entedülle alâ mânen bir manaya delalet etmektir. Nerede delalet etmektir? Fî nefsihâ. Yani o fî'yi tedülleye talik ederseniz zarf-ı lağv olur. Kâinin fî nefsihâ deyince zarf-ı müstakar olduğunu söylemiş oldu. Doğru mu? لِيَنَّهَا اِمَّا اَنْتَدُلَّ عَلَى مَعْنًا Öyle mana ki kâinin o mana kâindir. Fî nefsihâ ey fî nefsil kelimeti. Kelimenin nefsinde olucudur. Kelimenin nefsinde olan bir manaya delalet edicidir. Peki arkadaşlar, kelimenin nefsinde olmak ne demektir? Bir manaya delalet ediyor, o mana kainin fi nefsiha, kelimenin nefsindedir. O, bu ne demektir? Vel muradu bi kevnil mana fi nefsiha. Şimdi mana kelimenin nefsinde olacak. Bu sözde maksat, entedüllel kelimetü, kelimenin delalet etmiş olmasıdır aleyhi. O manaya ne ile delalet etmiş olmasıdır? Bi nefsiha. Bi nefsiha delalet etmiş olmasıdır. Entedüllel kelimetu aleyhi kelime o manaya delalet ediyor. Binefsiha kelime kendi nefsiyle ona delalet ediyor. Min gayri hacetin ihtiyaç duymadan ilan zımami kelimetin uhra ileyha ona başka bir kelime katmaya ihtiyaç duymadan. Neden ihtiyaç duymuyor? Listiklalihi bil mefhumiyeti anlaşılmakta müstakil olduğundan dolayı. Şimdi şöyle açıklayayım burasını arkadaşlar. Mesela bardak dedim. Bardak dediğim zaman bunun anlaşılması için başka bir kelime zikretmeme gerek var mı? Yok. Telefon dediğim zaman bu anlaşılması için başka bir kelime zikretmeme gerek var mı? Yok. Mesela ketebe dediğim zaman yazdı manası anlaşılabilmesi için bir başka kelimeyi zikretmeme ihtiyaç var mı? Yok. Peki Basra dediğim zaman Basra'dan İstanbul dediğim zaman Ankara dediğim zaman bunlardan anlaşılması gereken mananın anlaşılması için bir cümle içerisinde bunu yerleştirmeme gerek var mı? Yok.
Ankara deyince Ankara akla gelir, İstanbul deyince İstanbul, Basra deyince Basra akla gelir. Yani Basra bir kelimedir. Bir manaya delalet ediyor. O mana kelimenin nefsindedir. Ne demek kelimenin nefsindedir? Entedüllel kelimetu, Basra delalet ediyor aleyhi, o manaya. Bir nefsihe, kendi nefsiyle delalet ediyor. Ne demek yani? Min gayri hacetin ile zımami kelimetin uhra aleyha. Basra'dan anladığımız manayı, bardaktan anladığımız manayı anlayabilmek için bir başka kelime katmaya ihtiyaç duymuyoruz. Mesela arkadaşlar, İstanbul'dan Ankara'ya kadar yürüdüm dediğimiz zaman, Türkçe ifadeyle İstanbul'dan Ankara'ya kadar yürüdüm ifadesinde İstanbul deyince akla geliyor, mana anlaşılıyor. İstanbul'dan dediğim zaman, dan İstanbul isminin ekidir. Yani iki tane kelime var burada. Birisi İstanbul, birisi dan. İstanbul isimdir, dan ektir. Doğru mu? Arapçada biz eklere ne diyoruz? Harf diyoruz. Şimdi İstanbul deyince mana anlaşılıyor. Peki dan dersem, sadece dan desem bir şey anlaşılır mı? Anlaşılmaz. O zaman bunun Arapçası neydi? Min. Şimdi o zaman Sirtü minel Basrati'deki Sirtü'den de bir şey anlaşılıyor, Min'den de bir şey anlaşılıyor. Ama Sirtü'yü kaldırsam sadece Min desem Türkçe'de dan demiş gibi olurum. Bir şey anlaşılmaz. Peki Min'in manası yok mu? Min'in manası var. Min'in manası var ama min gayri dammi damimetin anlaşılmaz. Ne gibi? Dan anlaşılmadığı gibi. İstanbul'dan dersen yürüyüşün İstanbul'dan başladığı anlaşılır. Ama sadece efendim dan demekle bir şey anlaşılmaz. Şöyle bir şey ileride gelmiş olacak da şimdi hem burayı burasının anlaşılması için yardımcı oluyor hem de ileriye de yardımcı olacak. Aslında arkadaşlar ismin manası kendisindedir. Fiilin manası kendisindedir. Harfin manası kendisindedir. Yani Sirtü minel Basra'da Sirtü'nün manası kendisinden anlaşılır. Basra'nın manası kendisinden anlaşılır. Min'in manası da kendisinden anlaşılır. Her kelimenin kendi manası kendisindedir. Ancak Sirtü'de fiilin manasını anlamak için dam-ı damimeye ihtiyaç yoktur. İsmin manasını anlamak için yine dam-ı damimeye ihtiyaç yoktur. Fakat harfin manasını anlayabilmek için dam-ı damimeye ihtiyaç vardır. Bu bizim Türkçe ifadeyle dan kelimesinden Ankara'ya, orada da A eki vardır, harftir o, ilanın şeyini gösteriyor. Bunlar şimdi tek başına kullanılsa ne değildir? Bir murat bunlardan anlaşılmaz. Bununla ilgili ileride ismin tarifinde, hasıl mahsul bahsinde bu konu çok daha detaylı geçecek. Yani harfin kendi nefsinde bir manaya delalet etmemiş olması, ismin kendi nefsinde bir manaya delalet etmiş olması ne demektir? Harfin manası isimde mi yani? Harf kendisinde bir manaya delalet etmiyor mu? Min'in manası kendisinde değil mi? Min'in manası Basra'da mı? Hayır, Min'in manası kendisindedir. Basra'da değildir. Basra'nın manası da kendisindedir. Başka yerde değildir. Peki fark nedir? Fark şudur. İnzimami kelime-i uhra olmazsa efendim Min'in manası anlaşılmaz. Ama Basra'nın manası anlaşılır, bardağın manası anlaşılır, telefonun manası anlaşılmış olur. Şimdi arkadaşlar kelime alâ küllü hal, isim olsun, fiil olsun, harf olsun her birinin manası kendisindedir. Peki harfin isimden farkı nedir? Yani sirtü minel basrati de fiil de var, isim de var, harf de var. Sirtün manası kendisindedir, basranın manası kendisindedir, minin manası da kendisindedir. Peki harf başı başına bir manaya delalet etmez. Kendi nefsinde bir manaya delalet etmez ne demektir? Yani zamm-i zamimi olmadan sadece kendi tek başına zikredildiği zaman manası anlaşılmaz. Bunun dedim ya izah şeyde yapılmış olacak. Mesela min neyi ifade eder arkadaşlar? İptida manası, başlamak manası. Türkçe olarak ifade edersek İstanbul'dan derken buradaki dan neyi ifade eder? Başlangıç manasını ifade eder. Harfler mutlaka cümlenin içerisinde zikredildiği yerde manası anlaşıldığından dolayı min mutlak iptidaya delalet etmez. İptidanın cüz'iyatından muayyen bir cüz için kullanılmıştır. Yani sirtü minel basırdaki min Basra'dan olan iptida için vaz edilmiştir. Cüz'i bir iptida orada kastedilmiştir. Külli iptida değil. Dolayısıyla o cüz'i iptida da ancak zikredilmek suretiyle hangi iptidadır bu? Minel Basra'dı. Basra'dan olan seyir diye izah edilmiş olacak o yeri geldiği zaman.
Bir daha okuyorum. Vel murad bi kevnil mana fi nefsi. Mana nefsinde olacak. Maksat nedir bundan? En tedullel kelimetu aleyhi. Kelime o manaya delalet edecek. Bi nefse, kendi nefsiyle ona delalet edecek. Ne demek kendi nefsiyle delalet edecek? Yani min gayri hacetin, ihtiyaç duymayacak. İlen zımami kelimetin uhra ileyha. Ona başka bir kelimenin katılmasına ihtiyaç duymayacak. O zaman Basra deyince anlaşılıyor. Sirtü deyince anlaşılıyor ama min deyince anlaşılmıyor. Dan deyince anlaşılmıyor. İstiklalihi bil mefhumiyeti. Neden başka kelimenin inzimamına ihtiyaç duymayacak? İstiklalihi, müstakil olduğundan dolayı o mana. İstiklalihi nereye gider zamir? Manaya. Bil mefhumiyeti anlaşılmakta müstakil olduğundan dolayı. Anlaşılmakta müstakil olduğundan dolayı. Mesela Basra nedir? Tek başına düşünülebiliyor mu? Bakın arkadaşlar. Basra tek başına düşünülebiliyor mu? Bardak tek başına düşünülebiliyor mu? Efendim, telefon tek başına düşünülebiliyor mu? Ama Basra'dan olan başlangıç tek başına düşünebiliyor mu? Başlamak ama cüz'i bir başlamaktır bu. Basra'dan olan başlamaktır. Bu tek başına düşünülemiyor. Basra ile beraber düşünülüyor. O zaman minin manası iptidadır ama efendim bu ne yapılamıyor? Cüz'i bir iptida olduğu için kendi nefsinde düşünülemiyor. Yani min ile düşünülemiyor. Mutlaka minel basratı ile düşünülüyor. Herhalde anlaşıldı. Şu ibareyi bir daha okuyayım. Oraya dikkatinizi çekeyim. Anlaşılır gibi olur da anlaşılmamış olabilir. Efendim diyor ki min gayri hacetin ile indimami kelimetin uhra ileyha. Ona başka bir kelimenin indimamına ihtiyaç yok. Kalemde olduğu gibi, zeytte olduğu gibi başka bir inzimama ihtiyaç yok. Neden ihtiyaç yok? Listiklalihi. Hangisi müstakildir? Mana müstakildir. Nerede müstakildir? Bil mefhumiyeti. Anlaşılmakta, anlaşılmış olmakta müstakildir. Yani bu mana, kalem manası, telefon manası, mana budur. Bu anlaşılmakta müstakildir. Yani telefon deyince bu zaten anlaşılıyor. Bardak deyince bu anlaşılıyor. Çanta deyince bu anlaşılıyor. Ama sirtü minel basratideki o min nereye delalet ediyor? Cüz'i bir başlangıca delalet ediyor. Yani Basra'dan olan seyre delalet ediyor. O zaman mutlak bir başlangıç değildir, başlamak değildir. Ya Basra'dan olan başlangıçtır. Ekler, Türkçedeki ekler, Arapçadaki harfler mutlaka başka kelimelerle beraber olmak mecburiyetindedir. O olmazsa anlaşılmaz. Manası var ama anlaşılmaz. İşte dan da anlaşılmadığı gibi diyelim. Ankara'ya kadar derken oradaki A eki de ne değildir? Tek başına kullanılsa bir şey anlaşılmaz ondan. Evet, listiklalihi o mana müstakildir bil mefhumiyeti mi? Anlaşılmış olmakta müstakil olduğundan dolayı zammi zammime ihtiyaç duymadan efendim kelime nefsinde ona bir mana, yani kelimeyi zikrettiğin zaman o kelime kendi nefsinde o manaya delalet ediyor çünkü o mana müstakildir. Ne değildir? Hususi cüz'i bir şey değildir yani. Ev min sıfetiha ella tedullu ala ma'nen fi nefsiha veya fi nefsiha bir manaya delalet etmek etmemek şanındandır. Bel tedullu, belki delalet eder ala ma'nen bir manaya, öyle mana ki tehtacu kelime muhtaç olur. Fi delalete aleyhi ona delalet etmekte ilen zımami kelimetin uhra başka bir kelimeyenin inzimamına ihtiyaç duyar ileyha. İnzimami kelimetin uhra başka bir kelimenin katılmasına ileyha. O kelimeye başka bir kelime katılması lazım. Neden katılması lazım? لَعَدَمِ اِسْتِقْلَالِهِ Çünkü bunun manası müstakil değildir bil mefhumiyeti. Anlaşılmakta müstakil değildir. وَسَيْجِيُ تَحْكِكُ ذَٰلِكَ ف۪ي بَيَانَ حَدِّ الْاِسْمِ اِنْشَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى İsmin tarifinde, buranın ismin tarifinin izahında burasının izaha gelmiş olacak. Şimdi dedi ki arkadaşlar, inhisar delilinde, ya başlı başına bir manaya delalet etmek şanındandır veya etmemek şanındandır dedi. Peki başlı başına bir manaya delalet etmemek ne demektir? Bunu izah ederken dedi ki bel tedullu ala manen, şimdi harfi burada anlatıyor. Diyecek esen el harfu diyecek. Şimdi biz burada harfi okumuş oluyoruz. Harf nedir arkadaşlar? Tedullu. Kelimetin öyle bir kelimedir ki tedullu delalet eder. Ala manen bir manaya. Öyle mana ki tehtacu bu kelime muhtaç olur. Mesela min muhtaç olur. Fid delaleti aleyhi o baştan iptida manasına delalet etmekte muhtaç olur. Nereye? İlan dımami kelimetin uhra ileyha. Başka bir kelimeyi bu mine katmaya ihtiyacı olur. Minel basrati demen lazım.
Neden bu Basra'ya ihtiyaç var? Li ademi istiklalihi. Min'in o başlama manası müstakil değildir bil mefhumiyeti anlaşılmakta. Yani min dendiği zaman o başlamak anlaşılmaz. Minel basreti denince anlaşılır. Çünkü min mutlak bir başlangıç değildir. Ya nedir? Cüz'i bir başlangıçtır, hususi bir başlangıçtır. Basra'dan olan başlangıçtır. Ve seyciyü tahkiku zelke fi beyani haddil ismi inşallah teala. El kısmü thani, ikinci kısım ve huve ma la yedullu ala ma'nin fi nefsiha. Fi nefsiha bir manaya delalet etmeyen el harfu harftir. Ne gibi? Kemin ve ila. Peki min ile ila fe innehuma bunlar yahtacani muhtaç olurlar fi delalet ala ma'niyeyhima. Min ibtida manasında ila intiha manasında delalet etmekte muhtaç olurlar. Anil ibtida ve'l intiha. Birisi ibtida birisi intiha lafı neşir yaptı burada. İlâ kelimetin ukra kel basreti vel kûfeti fî gavlike sirtü minel basreti ilel kûfeti. Sirtü minel basreti ilel kûfide, ilel kûfeti de min Basra'ya ihtiyacı var. İlanın da nereye ihtiyacı var? Bu misalde küfeye ihtiyacı var. Bu Basra zikredilmezse minin iptidası anlaşılır mı? Anlaşılmaz. İlel kûfetideki ilanın intihası anlaşılır mı? Anlaşılmaz. Demek ki inzimâmi kelimetin ukra hangisidir? Basra'dır, kûfedir. İleyha mindir, iladır. Peki harfe niye harf denmiştir? Ve innemâ sümmiye hâdel kısmı harfen. Buna harf dendi. Lennel harfe çünkü harfi lügati lügatte et tarafı taraf demektir. Ve huve bu harf ıslahdaki harf fi tarafın gerçekten bir taraftadır. Yani lügavi mana ile ıslahı mana arasında münasebet var mı? Var. Ey fi canibin mukabilin lil ismi vel fiil. İsim ve fiil bir tarafa, harf bir tarafa. Çünkü harften cacık olmaz. Yani ne müsned olur ne de müsned ileyh olur ama fiil ile isim kelamda umde olur. Fiil müsned olur. İsim hem fiil hem müsned hem de müsned ileyh olur. Ama şeye gelince harfe gelince ne müsned olur ne de müsned ileyh olur. Kelamda umde olmaz. Bu açıdan baktığımız zaman isim fiil bir tarafa, harf bir tarafa. Haythu yaqa'ani isim ile fiil umdeten fil kelami kelamda umde olurlar ve huve la yaqa'u umdeten umde vakı olmaz fihi kemâ setârifu ileride bileceğin gibi.